İlk önce Konya'da olmak ve sizleri yeniden görmek güzel. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Saha ayrı. Sahada kazanmak istiyoruz. Konya Spor da kazanabilirdi. Çok kazanacak kadar bizi zorladılar mı diye soracak olursanız hayır. Ama son derece dengeli bir takım Konya Spor. Beraber oynama alışkanlığı oluşmuş bir takım, tecrübeli oyunculardan kurulmuş bir takım. Genç oyuncuları çok tercih etmeyen bir takım Konya Spor. Bir gol attık, bir gol attılar. Hala kendimizi Konya'da mı zannediyoruz bilmiyorum. Konya Spor bir gol attı ve ondan sonra topun arkasında pozisyon aldılar. Maçtan önce konuştuğumuz Konya Spor takımına karşı etkili olmak istiyorsak topu hızlandırmalıyız, tempomuzu arttırmalıyız. Yoksa hepsi pozisyon bilgisi gelişmiş oyuncular. Zorlanırız. Tam da uzunca bir süre onu yaşadık. Sonlara doğru sonradan oyuna giren oyuncular, ben üzerime almayayım çünkü onlarla antrenman doğru dürüst yapmadık. Karakter koydular ilk maçtan, sorumluluk aldılar. Ve maçı bizim tarafımıza çevirdiler. Tabii bir yandan baktığınız zaman son dakikaya kadar oyunu bırakmayan bir Rize Spor takımı, bunu takdir etmemiz gerekiyor. Öteki yandan da baktığımız zaman her maçı da bu şekilde bu dakikalarda çevirmemiz, hele ki Konya Spor gibi gerçekten belki temposu yüksek değil ama organizasyonu gelişmiş bir takıma karşı hiç kolay değil. Ben oyuncularımı kutluyorum. Hepsini tebrik ediyorum. Konya Spor'a yürekten başarılar diliyorum. Bugün beni stadyumda muhteşem bir şekilde karşılayan Konya Spor taraftarına da çok teşekkür ediyorum. Evet, yani birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Yani hep ben ne derim? Sezonun bu bölümündeki puan sıralaması hiç önemli değil. Ne alttaki için önemli, ne üstteki için önemli. Çünkü en fazla 4 puan öndesinizdir, 3 puan öndesinizdir. Yani 1,5 maçlık bir avantajınız vardır. Ama bizim gibi yeni gelen bir takım, yeni oluşan bir takım, var olan oyuncuların gelişmeye çalıştığı bir takımda alınan her puan son derece değerli. Bir, puansal açıdan zaten değerli. İki, bu ligde yapabileceklerini görmeleri adına kazanmak takımımın, bu genç takımın özgüvenini arttıracaktır. İkinci, gençte bir ünlem aramayın, yok. Sahiden genç bir takımız. Ve bu çocukların özgüvene ihtiyacı var. Bunu sağlamaya çalışıyoruz. Şunu konuştuk biz. Top bize geçtiği zaman Konya Spor takımından bir agresiflik beklemeyin. Top bizde kalacak. Biz oynayacağız rahat rahat. Bize onlar pas yapma imkanı tanıyacaklar. Bu negatif bir şey değil Konya Spor adına. Bu söylediğim. Ama eğer etkili olmak istiyorsak, rakip kalede, üçüncü bölgede etkili olmak istiyorsak, bu topu hızlandırmalıyız, tempoyu arttırmalıyız. Onların son derece oturmuş dengelerini, dediğim gibi oyun ezberlerini bozmamız gerekir dedim. Onun için bugünkü topla çok oynamamızı bir artı olarak değil, senin son bahsettiğin kaleye en az şutu çektiğimiz maç olmasını bir eksi olarak kabul ediyorum. Çünkü Konya Spor bunu bilinçli bir şekilde bize buna izin verdi. Ve pozisyon, çok pozisyon vermeden konforlu bir şekilde maçı götürdüler. İşte futbol kırılma anları oyunu. Ve biz geri dönüşü olmayan dakikalarda Konya Spor adına golleri bulduk. Yılmaz Çelik, BBN Haber. Hocam, öncelikle galibiyetten ötürü tebrik ediyorum. Geçen sezon Konya Spor'dan giderken en büyük etken gençleri oynatmama sebebi vardı sizinle ilgili. Geliyor, geliyor sorular. Bu sezonda... Sorular geliyor. Evet. Sorular geliyor alttan alttan, evet. Takımın, yani Süper Lig'in en genç takımı oldunuz. Burada gençlere ne kadar önem verdiğiniz açıkçası ortaya çıkıyor. Konya Spor ise tam tersi, bu sezon en yaşlı kadroyu kurdu. Yani yaş ortalaması en yüksek takımlardan biri. Bu denklemi siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben Konya Spor'da gençlere şans vermedim.
Sebep hayır, öyle gösterildi. Hayır hayır. Gerçek bu ya. Bu sebep değil ki. Yani bu istatistiksel bir şey. Evet. Bu yalan değildi ki. Bu doğru. Evet. Ama bu sene her takım başka bir yeni bir sezon, yeni bir oluşum, yeni bir kadro mühendisliği. Biz bu sene Rize Spor yönetimiyle, hocalarımızla beraber oturduğumuz zaman isteyen, arzu eden, sahada savaşan ve ben artık oldum demeyip gelişmeye sağlayan, gelişmek isteyen oyuncularla çalışmaya karar verdik. Ve bu transferler bu öngörünün, bu planın ürünü. Şimdi Konyaspor'da ben olsam yine genç oynatamam. Çünkü kadro yapılanması buna çok izin veren bir yapılanma değil baktığınız zaman. O günün şartlarında bizim takım biliyorsunuz üçüncü bitiren sonra devam eden çok oturmuş bir kadromuz vardı. Hazır olmayan gençleri araya ya sokamadık ya ben tedirgin oldum genç oynatırken. Ben bu eleştiriyi kabul ederim. Çünkü bu bir istatistiksel bir gerçek. Bu senede biz bu noktada ne yapıyoruz? Belki Konyaspor macerası bize eleştirildiğimiz yer bize sonrası için ışık tutmuştur. Artık biz de genç oyuncularla çalışmak, onları geliştirmek, algısı daha açık oyunculara yönelmek istedik. Tecrübeli oyuncularımız yok mu? Var. Bunun yanında sadece transfer değil, alt ligden gelen oyuncularımıza da burada güvendik. Yoksa birçok takım kadrosunu olduğu gibi değiştirip ne yapıyor? Gidiyor. Biz bu yoldayız. Yani bunu bir hesaplaşma olarak yapmıyoruz. Bu tamamen Rize Spor takımının bir neyi? Planı bu seneki. Hayattan beklentilerimi minimize etmeyi öğrendim ben. Minimize. Arkadaşlar, Konya Spor serüveninin, Konya Spor maceramın, Konya Spor anılarımın hayatımda sadece iyi olan yönleri var. Pozitif olan yönleri var. Negatif yönlerine verecek İlhan Palut olarak sabaha kadar cevaplarım var. Ama Çaykur Rizespor teknik direktörü olarak verecek hiçbir cevabım yok. Çünkü benden çalışmamı bekleyen bir kulüp var. Onun için bu taraftar 25 bin 30 bin kişiyle bu stadı İlhan Palut diye inletmiştir. Onu unutmam. Bugün beklediğimiz karşılamamın olmamasından dolayı da nankörlük edemem. Konya'yı seviyorum. Konya'da sevildiğimi düşünüyorum. Böyle hatırlamak bu şehri benim için çok güzel. İyi akşamlar.